Çünkü bu hani ifade etmekle ilgili bir şey ya, gerçekten zor bir şey. Bir hiç tanımadığın insanlara kendini anlatmak. Ben de bir araştırayım dedim mesela, kimler kendilerini en iyi ifade ediyor diye. Sanatçılarmış. Bununla ilgili de belgesel açtım abi. İşte çok vizyonum da yok, YouTube'dan açtım. İşte Michelangelo ve eserleri, Erik Satie ve minimalist müziği falan. Belgeselleri izlerken YouTube'un garip bir algoritması var ya, şunu ararken bir şunu da öneriyorsan alakasız. O sayede Erik Satie minimalist müzikten Azer Bülbül bu akşam karakolluk olabilirim diye bir şey. Bilen bilir bak, hiç minimalist bir şarkı değil. Onu görünce dedim ki vay be, yani bu adam bile milyonlara dinletti kendini, ne güzel. Acaba dedim YouTube yorumlarda neler var? Çünkü YouTube yorumları meşhur. Bak bir yorum gördüm, gerçeklik algım kırıldı. İki kısımdan oluşuyor yorum. İlk kısmı: Allah beni kartal yarataydı da, virgül, anana doğru süzüleydim Azer Baba. Lan bu küfür desen değil, övgü desen değil, ya uzay ve zamanı bükmüş, anladın mı? Onu görünce dedim ki Michelangelo, Erik Satie, siktir git, Bilocan 27. Niki buydu yazanın. Bence kendini en iyi ifade eden adam o. Pandemide bu YouTube'da biraz daha takıldım böyle. Ya burada hazır bu kadar kayıt varken söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim kötü bir alışkanlığım oldu. Ben Müge Anlı'yı izlemeye başladım. Hayatında bir kez bile izleyen varsa bir alkışlayabilir Müge Anlı'yı. Bak izlemiyorsan sen çok şey kaçırıyorsun reis. Başka bir evren, başka bir gerçeklik algısı o. Ben eski sezonları izliyorum böyle YouTube'da. Melek diye bir kadın var. Sürekli tekerlemelerle laf sokuyor. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Ya bak, inanılmaz bir kadın. Ve hani çok masumane gelmiş. Kızı kaybolmuş, onu bulmaya gelmiş. Ama program formatı gereği cinayetle suçlanıyor. Yani Müge Anlı öyle bir programcı. Hani çok masumane geliyorsun, 3 cinayetten içeri gidiyorsun. ATV böyle bir format bulmuş. Ve bir bölümde Müge Anlı kadını öyle bir araştırmış ki dedi ki ya dedi senin kocan bahçeyi uyuşturucu ekiyormuş, sen bunları hiç görmedin mi dedi meleğe. Melek de dedi ki ben onları marul zannettim dedi. Ama bu içici yalanı, nasıl marul zannettin? Yani bahçeye çıktım, bu boyda bir sürü bitki var. Ben de televizyonda gördüm bu arada. Ve onların arasında gezdin, dedin ki bu bir marul. Orada ikna olmadın. Eve gittin. Gece 2'de böyle kocan kırmızı gözlerle tepsiden revani yiyor. Yani orada da ayıkmadın. Ulusal televizyona çıktın, ATV'ye. LED ekranda marihuana ve marulun fotoğrafı var. Kadın marihuana gösteriyor, bu marul diyor. Bak stüdyo karıştı. Bir de avukat abi vardı, kel. Ne adı? Rahmi miydi onun? Rahmi. O bile dayanamadı, dedi ki bir bölümde. Ya dedi bu marula benzetiyor dedi ama o hiçbir şeye benzemez ki dedi. Lan! Ben diyorum emekli avukatın ne işi var orada? Kafa yaşanacak daha iyi bir yer var mı Müge Anlı'dan başka? Emekli avukatsın, takılıyorsun cigarana, sıkıyorsun sabah evden, stüdyoya gidiyorsun Müge Anlı'ya, koltuğa oturuyorsun, yanında katili, sapı, manya, ışıklar vuruyor sürekli, spotlar, tribünde bir sürü yaşıtın teyzeler fıkır fıkır, LED ekranda bir kepçe sürekli bir şey kazıyor. Hatırlıyorsun değil mi lan, bir gün cinayet yok, iki komşu tartışmış, kepçe yine kazıyor yani. Bunlar kesin birbirini öldürür diye. Ve bu Rahmi Bey yetki sahibi programda, bazen ben görüyorum kafası düşüyor. Böyle duruyor, aşka geliyor. Diyor ki, bu yalan söylüyor diyor. Bak burada kim varsa anasını sikiyorlar böyle. Emniyetten gelip tekmeleyerek falan gözaltına alıyorlar yani. Müthiş bir emeklilik ya. Düşüneceğim bunu bakayım, Müge Anlı ile konuşacağım.